Merhaba sevgili snooker takipçileri. Beyaz Top'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe. Umuyorum pazar günü oynanan Birleşik Krallık Şampiyonası finalini seyretme imkanı bulabilmişsinizdir. Çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Şimdi Judd'la Neil arasında oynanan bu final maçı gerçekten çok önemliydi. Özellikle snooker'ı son birkaç yıldır takip eden seyircilerin bu maçı kesinlikle izlemiş olmasını isterim. Çünkü bu maç bize snooker'ın nelere gebe olduğunu ve snooker'ı neden izlediğimizi, neden çok sevdiğimizi tekrar hatırlattı. Bugün maçla alakalı detaylara geçmeden önce size biraz bundan bahsedeceğim. Ancak öncelikle size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sizce iyi bir snooker maçını belirleyen yegane özellik nedir? Hemen adayları da sayalım. Tempo mu, mücadele mi, yoksa drama mı? Şimdi siz hafızanızı yoklaya durun. Ben de size bu adayların birer birer analizini yapayım. İlk seçeneğimiz tempo için konuşacak olursak, 2014 Masters'ta Ronnie O'Sullivan ve Ricky Walden arasında bir maç vardı. 6-0 biten bu maç yanlış hatırlamıyorsam 1 saatin dahi altındaydı. Yani şöyle düşünün, bir frame ortalama 10 dakikanın altında noktalanmış. Muhtemelen snooker tarihinde bundan daha akıcı bir maç yoktur. En azından benim aklıma gelmedi. Kendi formatında da tahmin ediyorum ki en hızlı maçtır. Yani açıkçası kontrol etmedim ama bundan daha hızlı bir maç olduğunu zannetmiyorum. Fakat snooker tarihine biraz hakim 100 kişiye hayatınızda izlediğiniz en keyifli snooker maçı hangisiydi diye sorsak muhtemelen bir tanesinin bile aklına bu maç gelmeyecektir. Peki o zaman bir sonraki başlığa bakalım. Mücadele deyince aklımıza hangi oyuncular geliyor? Eğer bugünden bahsediyorsak Mark Selby, Kyron Wilson, Anthony McGill gibi isimleri sayabiliriz. Biraz daha eskilerde bu saydığım oyuncuların ikisinin daha profesyonel dahi olmadığı bir dönemde mücadele kavramı Peter Ebdon, Graeme Dott gibi oyuncularla ilişkiliydi. Bu iki oyuncu 2006'da Dünya Snooker Şampiyonası finalinde karşılaşmıştı. Yani skor olarak aslında maç boyunca Graeme Dott'ın üstünlüğü olsa da mücadelenin dibine kadar yaşandığı bir maç olmuştu. Tabi bugünden bakınca biraz eskide kalmış bir maç ama tarihte ne kadar iz bıraktığı tartışılır. Üçüncü ve son başlığa geçmeden önce size bir soru daha sormak istiyorum. 2000'li yılların öncesinde oynanmış hangi maça dair bir kesit izlediniz? Ya da hangi maça dair konuşulduğunu duydunuz? Evet, muhtemelen cevap büyük oranda 1985 Dünya Snooker Şampiyonası finali Steve Davis-Dennis Taylor maçıdır. Bu maç birçok kişi tarafından snooker tarihinin en efsanevi maçı olarak kabul edilir. Peki bu maçı bu kadar özel kılan şey nedir? Cevabı aslında en başta vermiştik. Tabii ki de drama faktörü. 85 finalinin karar framindeki son siyah, Britanya'da 18 milyon seyirciyi ekran başına kitleyerek bir rekor kırmıştır. Bu rekor gece yarısından sonra yayınlanan bir BBC 2 programı için hala geçerlidir. Ancak bu maçla ilgili bilinmeyen şey ise aslında oynanan oyunun çok da kaliteli olmadığıdır. Dennis Taylor'ın maçın başında açılan 9 frame'lik farkı kapatmasının ardından maçta pek de heyecan verici bir unsur kalmamıştır. Yani anlayacağınız müthiş potlarla ya da yüksek serilerle bilinen bir maç değildir. Üstelik 15 saate yaklaşan süresiyle de bugün hala 35'lik formatta oynanmış en uzun maçtır. Bu da bize temponun hayli düşük olduğunu gösteriyor. Yani verdiğim örneklerin doğruluğu tartışılabilir. Biraz uç olduklarını kabul ediyorum. Ama snooker'da bir maçın iyi olup olmadığını belirleyen birinci faktör bence dramadır. Ve hep böyle olmuştur. Yani geçmişten günümüze akılda kalan maçlara şöylece bir bakacak olursak benim zihnimde canlananlar 82 Jimmy White, Alex Higgins, 94 Steve Nendre, Jimmy White, 2003 Ken Doherty, Paul Hunter, 2004 Paul Hunter, Ronnie O'Sullivan, Masters. Hatta daha doğrusu Paul Hunter'ın oynadığı bütün Masters finalleri. 2006 John Higgins, Ronnie O'Sullivan, Masters. 2009-2010 finalleri yine Mark Selby ve Ronnie O'Sullivan arasında. Onun haricinde 2014 Mark Selby Ronnie O'Sullivan Dünya Şampiyonası finali. 2019 Ronnie O'Sullivan Judd Trump Tur Şampiyonası yarı finaldi yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonlar Şampiyonası Neil Robertson Judd Trump ve bu hafta sonu izlediğimiz Neil Robertson Judd Trump Birleşik Krallık Şampiyonası finali. Çok geçmişte oynananları canlı izlemedim tabii ki ama hepsini internette bulabilirsiniz. Bu maçlara baktığınızda tek bir ortak nokta görüyorsunuz. Hepsinin sonu mutlaka ki dramatik bitmiş. Oyun anlamında baktığınızda kimisi çok kaliteli, kimisi o kadar da değil. Fakat
akılda kalıcılığı belirleyen sonuçta yaşanan o duygu yoğunluğu olmuş. İşte tam da bu nedenle bana göre bu hafta izlediğimiz maç da tarihe geçti. Özellikle böyle anlarda kaybeden taraftaysanız o son toplar akılda çok uzun süreler yer edebiliyor. Bu cümleyi Judd Pembe'yi kaçırdığı sırada BBC'de maçı anlatan Stephen Hendry kurmuştu. Kendisi bunu en iyi bilen kişilerden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam 98'de yakın arkadaşı Mark Williams'la oynadığı Masters finalinde kaçırdığı bir siyah hala kendisine bütün röportajlarda sorulur. Her Masters turnuvası öncesi hazırlanan kliplerde başrolü alır. Sadece maçlarda değil aslında son topa kalan böyle anlarda örneğin maksimum seriyi siyahta kaçıran oyuncular da bu cümleyi çok sık kurar. Ken Doherty de bu şanssız oyunculardan bir tanesidir. Zamanında kendisiyle yaptığım bir röportajda sormuştum ben de. O da kaçırdığı siyahın bazı geceler hala rüyalarına girdiğini söylemişti. Ama yine de ne olursa olsun bunlar büyük oyuncuların başına gelebilecek olaylar. Yani bu sahnelerde hiç bulunmazsanız, o vuruşları yapacak cesareti göstermezseniz böyle kötü olaylar da başınıza hiç gelmez. Judd da gerçekten çok büyük bir oyuncu. Bunun gibi kayıpları yaşamak onu ileride daha güçlü kılacaktır. Bence bu onun için iyi bir tecrübe oldu. Judd açısından çok kayıp olarak görmüyorum. İlerleyen yıllarda eminim ki daha çok Birleşik Krallık Şampiyonası finali oynayacaktır. Neil'ın kazanması bu rekabetin geleceği açısından da bence iyi oldu. Çünkü Judd aradaki hem kupa hem yüzlük seri farkını çok hızlı biçimde kapattı. Neil bir süredir bunlara cevap veremiyordu. Her ne kadar çok formda olsa da Neil son 2-3 yılda çok final kaybetti. Ancak bu kupayla beraber büyük miktarda özgüven kazandı. Bundan sonra yoluna ayakları daha sağlam basarak devam edecektir. Maç özelindeki detaylarla sizi çok sıkmak istemiyorum ama şöyle bir toparlayıp en baştaki konuya bağlayacak olursak sonlara doğru çok kaliteli bir maç değildi. Belki keyifli bir maç bile değildi. Judd ve Neil arasında oynanan bir finalden bekleyeceğimiz standardı bulamadık. Ama 18. frame'de Neil'ın maçı karar frame'ine götürüşü, ardından 70 dakikayı aşan her türlü olayın bulunduğu unutulmaz bir mücadele ve tabii ki benzersiz bir son. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde başta yaptığımız iyi snooker maçı kavramına uyduğunu düşünüyorum. Zaman zaman seyir zevki düşse de eğer iyi bir snooker maçından beklediğiniz dramaysa istediğinizi sonuna kadar almışsınızdır. Mutlaka ki bu tanımlar kişiden kişiye değişebilir. Zaten sporun ilerlemesi için değişmelidir de. Yine de genel görüş bu maçın yıllar boyu unutulmayacağı yönündedir. Evet, bugün bilgi olarak biraz sınırı aştık zannediyorum. Çok başlangıç düzeyine hitap eden bir podcast olmadı. Ama aralarda yeni başlayanların hiç duymadığı isimlere ve maçlara yer verdim. O maçların hiç değilse son frame'lerini izleyerek snooker hakkında birçok şey öğrenebilirsiniz. Bu maçlar özelindeki görüşlerinizi de her zaman olduğu gibi Instagram üzerinde Red Black Snooker adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük burada noktalayalım programı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Snooker'la kalın.